Şimdi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlara dair X hesabı üzerinden paylaşım yaptı bir kez daha. Biz de son dakika olarak hazırladık, ekranlarınıza hazır hale getirdik. İçişleri Bakanı Yerlikaya X hesabı üzerinden bildirdi bir kez daha. Interpol kırmızı bülteniyle yasa dışı örgüt faaliyetleri ve kaçakçılık suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Bayisaov ve dolandırıcılık suçundan uluslararası seviyede aranan Maksat Rakhisov İstanbul'da düzenlenen Mahzen 23 operasyonuyla yakalandı dedi yaptığı paylaşımda sevgili izleyenler. Operasyonun adı Mahzen 23 ve bu operasyonun adresi bu kez İstanbul. Bir kez daha seslendi sevgili izleyenler Yerlikaya Türk halkına. Her zamanki girizgahıyla aziz milletimizin bilmesini isterim ki diyerek başladı Türk halkına seslenmeye. Hangi büyüklükte olursa olsun diye devam etti. Hangi bültenle aranırsa aransın halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz dedi yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Yerlikaya. Yerlikaya yaklaşık 13 dakika önce yaptı bu paylaşımı, son dakika olarak hazırladık, taşıdık ekranlarınıza. Şimdi bir başka son dakika gelişmesinden bahsedeceğiz. Sizler için geride bıraktığımız saatte bir yangın haberini taşımıştık ekranlarınıza üzüntüyle. Küçükçekmece'de bir fabrikada sebebi bilinmeyen bir yangın başladı sevgili izleyenler. Ekiplerin hızlı müdahalesi devam ediyor. İşte bu görüntüler Küçükçekmece'de bulunan fabrikadaki yangından sevgili izleyenler. Geride bıraktığımız saat bildirmiştik. Ekipler hızla Küçükçekmece'ye ulaştı diye. Yangının boyutları oldukça büyüktü. İstanbul'da daha gün ağarmamıştı. Fakat gökyüzünde kara bulutlar hakimdi. Şimdi görüyorum ki bulutların, o dumanların boyutu biraz olsun ufalmış ve rengi de siyahtan beyaza dönmüş. Ekipler müdahale ediyor o yangına sevgili izleyenler. Yangın devam ediyor ama görüntülerden anladığımız kadarıyla biraz daha hafifletilmiş fakat hala söndürülebilmiş değil. Bu yangının sebebi bilinmiyor sevgili izleyenler. Bu fabrikada içeride işçiler olabilir demiştik, mahsur kalmış olabilir demiştik. İşte elimizdeki bilgiler detaylandı. Bu bilgi teyit edildi. İçeride işçiler yardım bekliyor. Umarız ki önümüzdeki dakikalarda bu işçilerden iyi haber alırız.